Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdalillah nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hâdiye leh. Ve eşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke leh. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد تفسير جلالين بقرة سورة 67 آياتين تفسيره أستعيذ بالله وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. O şende yani ona iz geliyordu, istiyorlar diyordu Allah Teala. İstiyorlar o şende Musa Aleyhisselam uzunin kavmiye etti ki elbette Allah Teala sizlerini bir mal, bekaratun yani sigir suyuşlikke büyürü yaptı. Ben İsrail Musa Aleyhisselam'ın kavimlere ettiler ki sen bizlerini mehsara kılıyorsan mı? Yani mezhareye alıyorsan mı deyişti. Musa Aleyhisselam etti ki cahillerden, buluşlikten Allah'a sığınemem dediler. Yani Allah saklasın dediler. Tefsir vazkur izkale Musa li kavmihi ve isle o şenden Musa Aleyhisselam uzunin kavmi geldi. Ve kad kutile lehum katilun la yudra katiluhu. Ulan dışıdan bir adam öldürülgenidir. Katil, yani maktul degan ma'noda Ben İsrail'den bir obro'li boy adam öldürüldü. Ve onun katili bilinmeyapti. Kim öldürdü? Hiç kim bilmiyordu. وَسَأَلُوهُ اَنْ يَدْعُوَ اللّٰهَ اَنْ يُبَيِّنَهُ لَهُمْ Şunda onlar toplanıp gelişip, Musa Aleyhisselam'dan iltimas kılıçtı, talep kılıçtı ki, onlara bana şu katilini Allah Teala bayan kılıp verişlik için, bildirişlik için Allah'a dua kılışlığı. Allah'a dua kılın dedi. Allah bize şu katilini bildirip versin dedi. Fede'ahu Musa Aleyhisselam Allah'a dua kıldılar. Allah Teala tarafından hüküm geldi. Ve Allah'ın hükmünü nakıl kılı yaptılar. İnne Allah'a ye'murukum en tezbahu bekaraten. Elbette Allah Teala sizlerini sigir su işlikke büyürü yaptı. Kalu atettehizune huzuva. Şimdi onlar açtı ki bizi mezhara gali yapsan mı? Bizi mezhara kıl yapsan mı? Deyişti. Huzuvan yani mehzuvan bina. Bizlerini mezhara kılınca halette tutu yapsan mı? Mezhara gali yapsan mı? Bizi mezhara kıl yapsan mı? Deyişti. Haysu tucibune bimisli zelik. Yani bunge uçurken cevap bilen cevap veri yapsan. E'uzu yani emteni'u. Billahi Allah'a sığınamam. En akuna minel cahilin el mustehzi'in. Mezhara kılıçlar, paske kılıçlar bu kalıştıktan Allah'a sığınamam. Bunun işlerden Allah için korkamam. Memnu'a bulamam. Uzunu tiyemem diye yaptılar. Bakara suresinin Bakara suresinin vatanışlığını sebebi bana şu ayetler. Bana şu Bakaratun kıssası ki geldiği için bu sure Bakara suresi diye bakarladı. Hani ikinci ayetlerinde çıkardı katıldı kimliği. Ben İsrail'de bir boy, abruli adam vardı. Bir deneye katıl kılındı. Hiç kim bilmiyordu. Hani ki boy adamın yakınları, karındaşları cencel toparan kılıyordu ki kim öldürdü bunu? En yakın karındaşları kattın cencel kızı toparan kıldı. Ve yukarıda etkenimizdeki Ben İsrail bir neçe kabilelerine bölünedi. Başka kabilelerine taşlandı ki sizler öldürüyorsunuzlar. Bu kişinin. Bunlar hepimiz öldürüyorsunuz yok. Şunlar kabilelerinde ortasında fitne çıktı. Cencel çıktı. Birbirini öldürüyorsunuzda ayıplaşı yaptı. Katıllıkta ayıplaşı yaptı. Hatta uruç çıkartıyan, cencel çıkartıyan, fitne çıkartıyan halatı kekildi. Şunda bazılarını Allah Teala hidayet kıldı da açtı ki içimizde Musa Aleyhisselam var. Allah'ın peygamberi var. Kelime şu kişiye müracaat kıladık. O kişi bize katilinin kimliğini ayırt versin.
keragi yo'q janjal qilishlikka, urush qilishlikka deyishdi. Ba'zilar xohlamasa ham, lekin ko'pchilikka shu fikr ma'qul bo'ldi-da, Musa alayhisalomning yodiga kelishdi. Aytdi-ya Musa alayhisalom, mana ichimizda shunday bir qatl, odam o'ldirishlik jinoyati sodir bo'ldi, qotilni topolmayapti, fitna bo'lyapti. Shuni bizga aytib bering deyishdi. Buna Musa alayhisalom Allohga duo qildilar. Qarang, Alloh taolo hamma narsani biladi. Lekin payg'ambarlar g'aybni bilmaydi. Agar payg'ambarlar g'aybni bilganda edi, Musa alayhisalom eng fazilatli payg'ambarlardan, Alloh bilan gaplashgan, kalimulloh bo'lgan payg'ambar. U kishi aytadilarki, Allohdan so'rashga hojati yo'q, o'zim aytib beraman sizlarga. Ko'rib turibman, ichlaringizda turibdi. Aytoraymi hozir? Deridi. Ammo u demayaptilar. Allohga duo qilyaptilar. Ya Robbi, shu qotilni bizga bildirgin deb. Demakki, Musa alayhisalom bilmayaptilar. Muhim bir voqea. Shunday muhim bir voqeaki bu voqea. Hatto Qur'onda zikr qilinyapti, qarang. Qur'onda hikoya qilinyapti. Shunchalik muhim bir voqeani Musa alayhisalom bilmayapti turgan bo'lsa, demak hech qaysi payg'ambar g'aybni bilmas ekan. Hech qaysi payg'ambar g'aybni bilmaydi. Payg'ambarlar g'aybni bilmagandan keyin avliyolar albatta bilmaydi. G'aybni Allohdan boshqa hech kim bilmaydi. G'aybni bilishlik Allohning sifatidir. Kimiki Allohdan boshqasini g'aybni biladi desa kofir bo'ladi. Ba'zilar aytmasin, biz Hanafiymiz kudurasin. Hanafi mazhabida Hanafi ulamolari ijmo qilishgan. Kimiki Muhammad alayhisalom g'aybni biladi desa kofir bo'ladi. Keyin Alloh subhanahu va taoloning xabarini, hukmini Musa alayhisalom o'zlarining qavmiga yetkizdilar. Payg'ambarning vazifasi Alloh tarafidan nima kelsa shuni yetkizishlik. Musa alayhisalom tushunyapti. Bani Isroil o'kishidan qotilni kimligini so'rashyapti. Lekin Alloh taolo ularga mol so'yishligini amr qildi. Musa alayhisalom bu masalaga aralashmaydi-ku. Musa alayhisalom bir elchi xolos. Alloh nima desa shuni yetkizadi. Shuning uchun aytdilarki, albatta Alloh taolo sizlarni sigir so'yishlikka buyuryapti. Amr qilyapti. Ular aytdi, sen bizni masxara qilyapsanmi? Biz bizga qotilni aytib bergansang, mol so'ygin deyapsan. Mol so'yishni nima aloqasi bor qotillikka? Biz bir odam o'ldirildi, uni kim o'ldirgan? Shuni bilmoqchimiz. Mol so'yishga nimaga buyuryapsan? Nima aloqasi bor dedi ular. Shuning uchun aytdiki, atattahizuna huzura, bizni masxara qilyapsanmi ya Musa? Biz seni oldingga bir savol bilan keldik, bir katta masala bilan keldik, sen bizni mol so'ygin deyapsan dedi. Endi qarang, bu yerdan payg'ambarlarning Allohga qanchalik qattiq itoat qilganligi ma'lum bo'ladi. Alloh nima desa shuni aytadi, xolos payg'ambarlar. Hech narsani o'zgartirmaydi. Allohga e'tiroz qilmaydi, Allohning gapini qaytarmaydi, mumkin emas bu narsalar. Biz payg'ambarlarning bu holatidan itoat qilishni o'rganamiz. Alloh nima desa itoat qilishlik kerak. Lekin Bani Isroilning johilligini qarang, Musa alayhisalom ularga qancha yaxshiliklarga sababchi bo'ldi. Dunyo oxiratdagi izzatlariga, sharaflariga sababchi bo'ldilar. Va Musa alayhisalomning qanchalik fazilatli bir payg'ambarligini bilyaptilar, ko'ryapti, mo'jizalarni ko'rib turishibdi. Shunda ham Musa alayhisalomga munosib bo'lgan muomalani qilishmadi, qarang. Aytishyaptiki, atattahizuna huzuva, bizni masxara qilyapsanmi deyishyapti. Beadablikni qarang. Sahobalardan Alloh rozi bo'lsin, payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom ularga qanday buyruqni qilsa, so'zsiz itoat qilishardi. Bani Isroil mana johil bo'lganligi uchun Musa alayhisalomning buyrug'iga mana bunday javob berishyapti. Bizni masxara qilyapsanmi deb. Endi Musa alayhisalom aytdilarki, johillardan bu qolishlikdan Allohga sig'inaman dedilar. Qarang, bu johillardan bo'lishlik nimaga bu yerda zikr qilyapti? Masxara qilishlik. Bir mu'min kishini masxara qilishlik harom. Haromdir. Bir mu'minni obro'siga zarar yetkazishlik harom. G'ibat qilishlik, tuhmat qilishlik, aybini ochishlik, sharmanda qilish, xijolat qilish, masxara qilish, ustidan kulish, bular hammasi harom. Qat'iy harom. Ixtilof yo'q uni haromligiga. Dunyodagi eng katta gunohlardan hisoblanadi. Shuning uchun Musa alayhisalom aytayaptilarki, men qanday qilib ularni masxara qilaman?
Eğer silahını ben masraksam haram iş kıyam bulamam. Haram iş kıyam insan cahil buladı. Cahillikten Allah'a sığınamam diyettiler. Cahil bulup kalıştıkten diyettiler. Bir de yine bir tanesi var ki cahillikten manası var. Biri imanı var o cahil. İkincisi imansız cahil. Yani kafir cahil diyen manada. Bunda kan ne buladı? Sizler hazır menden dini bir mesele soruyorsunuz. Dini mesele soruyor adamın mesele kılıçta küfür bölümü. Men kafir cahillerden buluştuktan Allah'a sığınamam diyettiler. Bana bir yerde ulamalarına ve İslami rehberlerine ikide ders varken. Demek ki şimdi birincisi mesele aslında hemme getirmişliyor. Yukarıda etkenimiz bir mumun kim olsa olsun, başka bir mumun da kim olsa olsun, mesele kılıçdaki haram, caizmez. Böyle orada haramsa kafir buladı. Lekin bana Musa Aleyhisselam'ın haleti bir rehberlik haletiydi, başka ruhçilik haletiydi. Çünkü çeytemiz ki bana Musa Aleyhisselam'dan Kur'an'daki yaptırken bir vakiyeden ibret alıp, rehberler, alimler, etrafındaki adamlarına bir mesele kılıçdaki muamelede bulmasını gerek. Mesele kıladigan bo'lsa cahilu. Qanchalik katta olim bo'lsa bo'lsin. Qanchalik katta podsho bo'lsa bo'lsin u jahildir. Tavba qilishligi vojib bo'ladi unga. Ba'zi hadislarda keladiki bunday rahbarlar jannatni hidini ham hidlamaydi. Atrofidagi insonlarga eng yaxshi muomalani qilmagan rahbarlar, ularga nohaqlik qilgan rahbarlar jannatni hidini ham hidlamaydi. Endi ikkinchi holat, ikkinchi tafsiriki sizden bir insan dini meselelerini sorup gelse, siz alimsiz, üstadsız, onu mesele kıladigen bu siz, küfür getiriyorsunuz. Kafir olup kalasınız. Çünkü dini mesele kötü yaptı diyorlar. Buradan siz aldınız ki dünya mesele bilen ki ise, onu mesele kıladigen ki o. Siz aldınız ki ise ki, ben bir katta ticaretten geldim, anıp, bana şu şehirde falan mal satıl yaptıyken, şunu siz menge satayım, şunu faydasını siz alayım. Neyse onu mesele kılmıyorsunuz ki. Daha ruha meşidi yığıştırıp koyup hala ki ticaret kılış gerek yaptılar. Tazir bir iş gerek yaptılar. Başkalarından hafif gündeyiz. Dini meselede sizden buradan saval sonra yaptı. Allah rızası için saval sonra yaptı. Şeriyette ürgenişlik için. Ve sizge savab takdim kılı yaptı o. Siz onu savalıya cevap verişlikizde hem vazifeyizi becerigen bulasınız hem savab hasıl kılasınız. Bana bundik, büyük, güzel, mükemmel bir mertebede türüp türüp siz bunu zayi kıladigen bu siz, mezhara kıladigen bu siz, onu dinge buyan ıhlasını hem sindirasız, dinge buyan muhabbetini nefret gelentirasız ve Allah'ın bir mahçı buyan sahablarını zayi kıyan, paymal kıyan, harlagen bulasız, şeriyette harlagen bulasız, şunun için küfür geçeceksiniz. Caizler bu meseleler. Dini meselelerde mesele kılıçlık caizmez. Namaz okuyup durgen de mesele kısa kafir buladı. Ruzet tutgen adam da mesele kısa kafir buladı. Sakal kuygen adam da mesele kısa kafir buladı. Hicab uğragen ayarlar da mesele kısa kafir buladı. Mesele kılıp yamanlar, kinalar işlese kafir buladı. Hahıs, diktakiller ya ki mülkünümler çıkarsa dindarlar da yamanlar, sakallılar da peki hicablılar diye mallar, namaz okuyanlar diye mallar, mezhara kılıp, üstüden külüp, kina işlesin, ya mülfinim, ya tüm görseyen nesneler, ya gerçekte cümleler, kitaplar yazılsa, hemen küfür, kafir olur. Kançeli Müslümanlıydı zavaksaya. Musa Aleyhisselam dek, büyük bir peygamber, bana bu nesneden korku yaptılar. Mezhara kılıp, cahil bu konuştuğundan Allah'a sığınamam diye yaptılar. Yine bir mesele şu ki, demek kim olsa olsun, şeriyetken altına gelirken o cahil. Bizde bir hata var, bazı meşhur olan alimler, eğer hata kıladırken olsa, ya o katta alimler hata kılmaydı, mümkünmez. Onun bir delili olsa gerek, onun bir hikmeti olsa gerek değiller, bu ne doğru narsa. Her bir insan, alim buluş yapmaz. Bir mumun kişi şeriatge hılak ise umulen bir saval cevap kılasız. Ne için şeriatge hılak kılı yapsız? Bunun sebebi nedir? Soruyorsuz.
Eğer bir üzrünü etse, polisden gelse yardımcı olayın, yol göstereyim. Belki üzrü bulmasa, bilip durup bu hatanı kılıya duruyor musa, onda bunun hikmeti var. İnlemeyi koyuruyla demeyesiz. Rahat kılıçlıyız gerek. Bunun inkar kılıçlıyız vacip buladı. Mesela bir misal etemem, hani Suriye'deki alimlerinin üstazı bulup görüngen Buti, Ramazan Buti. Ramazan diyen kelimeye dağ düşürdü. Onu atını yatıştık gerek ona. Bana şu köp kitapları yazgen. O zaman evvelden hem hak düşmeniydi o. Sünnetli düşmeniydi. Lekin köpçülüğü bilmesiydi. Katta alımdı böyle şerdi. Köp okuyan buluşu mümkün. Köp okuşlu katta alımlıkça darlatkı mıydı? Şu bana hazır zalim, bedbah, kafir başarının yanında turup başarını himaya kılıp katıl kılını yaptırırken, öldürülü yaptırırken milletti. Bunlar isyankar, bunlar cahiller, bunlar fitneçilerdir. Ulardı yamanla yaptı. Zulüm kılını yaptırırken, katıl kılını yaptırırken, namusları parmal kılını yaptırırken millet. Bana şu milletti, kasriye türken bu adam. Bahşede siz, Putin'e açtığınız mümkün, belki bilmedi ya, ne yapıldı ki, uç çıkmasın dedim ki, diken buluşuz mümkün. Ama ortadan şunca müddet öttü, şimdi onu bilgen tarafı vardır da, oğlum ki, bu kişinin malamat kimiler, demeklik gerek. Rahat kılarsın, katlı rahat kılarsın. Ve Suriye'de böyle yapıyken, zulümlerine, günahlarına, hemesine şerik buladı o, ortak. Hemen günahlar onun boynuna kere uğradı. Günahkarlardan hiç kemeymezler. Ve bilip durup, akışçasına dinge hılaf kule yatırırken alimler, eğer dünyadaki en katta alim bulsayım, cahil buladı o. Dünyadaki hemen alimlerde üstazı boyun derecede çıkan bulsayım, şeriyetke hılaf kıldığında cahil buladı. Bana Musa aleyhisselam ayeti yaptılar. Euzu billahi ennekune minel cahilin. Cahillerden bu kalıştıktan Allah'a sığınamen diye yaptılar. Yani, hatta peygamber cahil buluşluğundan korku yaptı. Peygamber cahil buluşluğundan kaçan korku yaptı? Şeriatke hılap buladıken bu sefer. Peygamberi ki korksanı mı yine de alimler korkmuyordu. Amel kılıçlık gerek. Bizde bir makal var. Müllene etkenli kıl, kıyanlı kıma dedi. Bu ne doğru mu? Müllene etkenlik ki doğruyla uzun işe yerleşmeyler. Ne maksa kıla olsun. Ne meyese ye olsun. Bunda yemez İslam'da kanunu, İslami makal şu ki mülleni etkenli kıl, kına yerini kıldır. İslami kanun şunu diye buladı. Etkenli kılasız, kına yerini kıldırasız. Sen ne kına yapsan? Kılıçın gereğine emriyiz. Bu mesela cahil o. Bunun ilmin hiç kendi itibarı yok. Cahilden bekler. Allah etiyat, hal yestevillezine ya'lemune vellezine la ya'lemun. Bilediganlarla bilmediganlar teyin buladı mı diye. Bilip durup amel kımayanlar, bilip durup şeriatke hılaf kıyanlar ve cahillerden bedbar buladılar. Bu meselelerde dikkatli bulunduk. Kör körana ergeç getirmedik. Bana şu hatalar bütün İslam ümmetini uklaşıge ve zulümlerde tamaşaklı butuluşuge hataları rahat kımasıyge ve dinli büzülüşüge sebepçi bulu yaptırken katta hatalardır bunlar. 68. ayet قَالُ دُعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِي. Ben İsrail'i gördü ki Musa aleyhisselam ciddi. Yani katta yapırdılar. Küfürge alıp baradısılar. Maksadı neler bunu? Allah'ın hükmü şu buldu. Degenden ki elçti ki biz için Rabbizge dua kılın, bizge o sigirdi nümeliğini beyan kılıp versin, deyişti. Aslında Allah'ın hükmü geldi mi, şu zahati itaat kılıçlık gerek. Peygamberleri yoksa. Ben İsrail hem Allah'ın buyruğuna göre, şimdi barışıp, bazen en arzan bir sigirdi satı alıp, söyseydi iş bittiydi. Biterdi. Allah'ın hükmünü icra kıyan bulardı. Allah onlardan razı bulardı. Lekin onlar cahillik için ne mi şey yaptı? Onu ne mi ilgini bizge beyan kılıp versin. Yani sigir soyuş gereken soyamızı
Yani yaşı nima? Yaşı qancha bo'lsin? Mahiya. U sigir nima? Dishdan maqsad yaşı qanday bo'lsin? Dubla isror qilib turib olishdi. Yaşını aytsin, yaşıya qarab, Allah aytganiga qarab bir munosib sigirni so'yamiz deydi. Ki Musa aleyhisselam Allah'a dua kıldılar. Ya Rabbi bu cahil millet. Sigir soylarsa yaşını sonra yaptı. Kale innehu yekulu inneha bekaratun la feridun ve la zikrun avanun beyne zelik fes'alu ma tu'merun. Ki Allah tarafından kildi bana sıfatları. Musa aleyhisselam ayetiyatları ki elbette Allah ayetiyatı ki hakikaten bu sigir şimdi bir sigir ki la taridun katta yemmez, yaşı kari yemmez, ve la bikrun ve yaş hem yemmez. Avanun dayna zelik, ikilesinin ortası da, ce kari bulup yaş hem katta olmasın, ce kiskinde hem olmasın, ortası yaşta bulsun. Bana yaş itibarından sigirler üç kısım gibi bölünürlerdi, yaş kattalar, ortasılar ve kiskineler. İkide sınıfıdan mahrum buluştu. Orta yaştaki sigir soyuştuk gerekindir. Başkasını soysa caizmez. Azın kendini soysa bu doğrarıdır. Ve Musa aleyhisselam etler, fef'alû mâ tu'merûn. Amir kılın yaptırken nesnelerizi kılıylar. Hani agahlantır yaptırlar. Allah subhanahu ve teala sizlerge sigir soylar dedi. Gepti köpeğitirdiler iz. Şimdi bana yaşı bayağı kılındı. Allah da büyürüğünü icra kılıylar. Musa aleyhisselam bularının Allah subhanahu ve ta'ala'ya ve Allah'ın peygamberine kılıyatırken, biyedevliğine inkar kıyken halette fes'alû mâ tu'manûn diyettiler. Amir kılın yaptırken nesilerizi kılıyorlar, beceriler diyettiler. Ve ikinciden ularına merhamet kılıyattılar. Allah'ın buyruğunu kılıyorlar, yaptı köpeytirmeyler. Uzlaziye kıyın kılıyattılar. Azı yine bir tane soru kısalarıyız, yine cevap geliyordu. Yana savol qilsa yana javob keladi, o'zidan ziyo qiyin qiladilar. Jalolning tafsiri: Salamu alayhi annahu azama Bani Isroil Musa alayhisalomning azm qilganligini, qat'iyligini bilishganda qalud ulana robbaka yubayyin lana mahi, ay masinuha. Aytilarki robbinga biz uchun duo qiling, u sigirning nimaligini bizga bayon qilib bersin, ya'ni yoshini. Qala Musa innahu ay Alloha. Musa aleyhisselam etti ki elbette Allah Teala yakulu etti ki inneha beferatun la feridun yani musinnetun. O bir yaş kette yenmez. Musinnetun diyeni yani belagatke yetken diyeni. Bazı tafsirlerde mesela hamile bugen, ferzen körgen yani evvel tukkan diyen manaları yen var. Ve la bikrun yani sagiratun bikir hemimez. Avanun nisfun beynezali ikalasının ortasındadır. Yarımdır. El mezgur minasinnin minasinnin oşa katta ve kiçkinanın ortasındaki ortasıda. Fes'alu ma tu'maruna bihi min zabihiha. Şu sigirdi soyuşlikten ibaret bugün amir kim yaptırırken meselesi beceriladırlar. Daim Allah'ın kanunu şu. Biz Allah'ın hükmüge şu zahata amel kisek en katta savobni hosil qilamiz ve keyingi qiyinchiliklardan najot topamiz. Lekin Bani Isroil gapni ko'paytiryapti, o'zlariga o'zlari qiyin qilishyapti. Musa alayhisalom ta'kidladilar, tezroq qilinglar deb, lekin yana johillik uchun davom etishyapti. 69. oyat. Qalu du'u lana robbaka yubayyin lana ma launaha. Robbinga biz uchun duo qiling. Bu sigirning rangini, nimaligini bizga bayon qilib bersin deydi. Rangini so'rashyapti, yani rangi qanday bo'lsin deydi. Albatta endi o'zlaricha ular bahona qilyapti. Biz eng yaxshisini so'yamiz-da shunday qilib deyshyapti o'zlaricha. Ammo o'zlariga zulm qilyapti, ham gunohkor bo'lyapti. Alloh va rasuliga bunday muomala qilinmaydi-ku. Bu qissa bizga zikr qilinib, bularga o'xshab qolishlikdan ehtiyot bo'lishlikka tarbiya bo'lyapti. Shuning uchun biz sami'na va ato'na deymiz. Eshitdik va itoat qildik deymiz. Musa alayhisalom yana duo qildilar. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'un lawnaha tasurun nazirin.
Elbette Allah Teala aytdi ki, bu şunday bir sigir ki, sap sarıqdır. Safra u degani sarıq degani, faqiyon yani tiniq degani. Sap sarıq, faqiyon. Malla desizan bo'ladi. Malla. Va sap sarıqni malla deyishadi. Sap sarıq tasurun nazirin qaraganlarni xursand qiladigan. Shunday bir sarıqki ne qaragan odam ko'rib xursand bo'ladi. Bu go'zal ekan, ajib bir chiroyli sigir ekan deydi. Qana uchta narsa bo'ldi: sariqlik, tiniq sariq bo'lsin va ko'rgan odamni xursand qiladigan bo'lsin. Mukammal. Ya'ni mukammal saf sariqlik bo'lishi kerak. Masalan, ola bula bo'lsa bo'lmaydi. Masalan, hamma tarafi sariq, dumi qora bo'lsa yoki dumi oq bo'lsa, yo peshanasi oq bo'lsa bo'lmaydi. Hamma tarafi sariq bo'lishi kerak. Tafsir: Qalud'u lana rabbaka yubayyin lana ma lawnaha. Rabbinga biz uchun duo qiling, uning rangini nimaligini bayon qilib bersin. Qala innahu yaqulu Musa alayhisalom aytdiki, Alloh taol aytayapti: Innaha albatta u sigir baqaratun safra aw faqi'an lawnaha. Rangi tiniq bo'lgan sariq sigirdir. Shadidu sufrati qarin, sariqligi qattiq. Shuning uchun saf sariq. Bizda shunday deyishadiki, saf sariq deyishadi. Qattiq sariq. Qattiq qora bo'lsa qop qora. Tasuru nazirin ilayha bi husniha ay tu'jibuhum. O'zini go'zalligi bilan u sigirga qaraganlarni xursand qiladi. Ay tu'jibuhum, ya'ni ularni qaragan odamlarni ajablantiradi. 70-oyat. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Innal baqara tashabaha alayna wa inna inshaallohu la muhtadun. Yana aytdilarki, Robbizga biz uchun duo qiling. U sigirni nimaligini bizga bayon qilib bersin. Albatta, sigir bizga mutashabih bo'lib qoldi. Qarang. Yani qanaqasi bu olishdi, qanaqasini olishdi, bilolmay qolyapmiz. Va albatta biz, agar Alloh xohlasa, albatta hidoyat topuvchilardan bo'lamiz, deydi. Mana qalud ulana robbaka yubayyin lana ma hiya. Ya'ni asaimatun am amilatun. Endi ular asaimatun deb dashtda yurgan, yaylovda yurganmi? Bo'sh am amilatun yo ishchimi deb so'rashyapti. Qani savolni qaytdan topyapsizlar? Shayton vasvasa qilyapti-da ularni. Insonning aqliga kelmaydigan savollar. Rangini ham o'rgandi, endi shu tashqarida yaylovda yuradigan bo'lsin-da qo'yib yuborilgan yoki bog'langan ishlaydigan bo'lsinmi, deyapti. Innal baqara ay jinsaha al-man'uta bima zukira tashabaha alayna. Albatta, shu zikr qilingan sifatlar bilan aytilgan bu sigirning jinsi bizga mutashabih bo'lib qoldi, ya'ni bilamay qolyapmiz-da, o'zlaricha uzr aytishyapti. Endi xatolarni sezishyapti. Aytayaptiki, Musa alayhisalom bizni aybga buyurmang, biz hayron bo'lib qolyapmiz-da, qanaqasini olishni bilmasdan. Likasratihi ko'p bo'lganligi uchun. Shuning uchun sifatlar aniq qilib olyapmizki, qiynalmasdan Alloh taolo xohlagan molni osongina so'yamiz, deyishyapti. Falam nahtadi ilal maqsudati. Shu ko'p bo'lganligi uchun biz qasd qilingan molga, masalan, yetisholmay qolishligimiz mumkin. Uni topolmay qolishligimiz mumkin. Shuning uchun so'rayapmiz, deydi. Va inna inshaallohu la muhtadun. Va albatta biz, agar Alloh taolo xohlasa, hidoyat topuvchilarimiz, deydi. Ilayha, ya'ni o'sha molga, molni so'yishlikka hidoyat topuvchilarimiz. Muvaffaq bo'lamiz, deydi. Va fil hadisi, hadisda keladiki, law lam yastasnu lama buyinat lahum li akhir al-abad. Agar ular shu inshaalloh demagan deydi, abadiylikni oxirigacha ularga bayon qilinmas edi. Ketaveradi, savol bitmas edi. Ular inshaalloh deyishdi. Qarang, Allohning mashiyatiga bog'lasdi. Endi adablanyapti ular. Alloh ularga rahim qildi. Alloh ularga tavfiq beryapti. Shuning uchun Allohning mashiyatiga bog'lashib, agar Alloh xohlasa,
biz hidayat topuvchi bilamiz. Desan mana tavozu qilishdi. Keyin Alloh subhanahu va taolo ularni hidoyat qildi, haq yo'lga. Agar Allohga bog'lashmagan dedi, shunday davom etib ketaverardi. 71-oyat. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la zalulun tusirul arda va la tasqil harfa musallamatun lashiyata fiha. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كانوا يفعلون. موسى عليه السلام aytdilar ki, albatta Allohga duo qildilar. Keyin Alloh subhanahu va taolo Musa alayhis solomga aytdi. Albatta Alloh taolo aytayaptiki, dar haqiqat bu sigir shunday bir sigirki, yer haydaydigan va ekinlarni sug'oradigan xorlangan bir sigir emas. Va unda hech qanday bir dog' yo'q. Deganda ular aytishki, ana endi siz haqni keltirdingiz deydi. Al-ana deyapti. Ana endi bo'ldi deyapti mana. Jeta bil haqqi, haqni keltirdingiz. Haqni yerga qo'ydingiz deyapti. Fazabahuha, shundan keyin ular sigirni so'yishdi. وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ Ama becerişlikke yakın bulmadılar. Asanlıkça soyamadılar ona. Bizi de kıyım buldu. Onun eşiği de tapşilik. Tafsiri قَالَ اِنَّهُ يَقُولُ اِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا زَلُولٌ Yani غَيْرُ مُزَلَّلَتِنْ بِالْعَمَلِ İşler harlengenmez. Harlenme yani yahşi bakılgen bir sigir o. تسير الأرض يتقلبها للزراعة زراعة شن yer aylantiradigan تسير degani yer ontaradigan deganasida yer haydaydigan yer haydashligi uchun yer ontarishligi uchun omoshga qo'shilmagan va jumla tusifatu zalulin dakhilatun fi nahyi bu jumla ya'ni yer haydaydigan degan jumlamiz zalulga sifat bo'layapti-da nahyga kiradi ya'ni yer haydaydigan xormas deyapti. Ya'ni yer haydamagan degan ma'noda. Wala tasqil harsa va saqiyun sug'ormoq degani bilasizlar, ekinlarni sug'ormaydi ham, ekinlarni sug'oradi. Ya'ni yer haydaydigan va ekinlarni sug'oradigan xorlangan bir sigir emas u. Al-ardu al-muhayyata li-ziraati. Ziraatga ekinga tayyorlangan yerni sug'ormaydi ham. Sug'ormagan ham. Ya'ni ishlatilmagan. Musallamatun min al-uyubi va asar al-amali. Musallamatun sotta sodir. Ayblardan va amal asarlaridan. Hech qanday aybi yo'q, sotta sog' hech qanday kasali ham yo'q va bir ishlaganligini, mehnat qilganligini asari ham yo'q. Va sabo qilganda la shiyata launa fiha yani g'ayra launiha o'zini rangidan boshqa rang yo'q. Shiyatun degani ya'ni dog' degan ma'noda ham keladi. Dog' yo'q deyapti. Dog'i yo'q. Ya'ni hayvonlar ishlagandan keyin ba'zi yerlari dog'lanadi. Masalan, ba'zi yerlarda o'sha junlar to'kiladi, ba'zi yerlari masalan qotir bo'ladi, ba'zi yerlari qattiq bo'ladi. Bunda uning narsa yo'q. Yaxshi boqilingan. Qalu al-ana ji'ta bil-haqqi. Endi mana haqni keltirdingiz deyishdi. Nataqta bil-bayani tammi. Ya'ni mukammal bayonni endi aytdingiz deyapti. Hozir shu kalimani ikkita ma'nosi bor. Haqni endi keltirdingiz deganda agar ular shu vaqtgacha siz haqni aytmayapti turdingiz degan ma'noda esa kofir bo'lishadi. Bu ma'noda aytgani yo'q. Shu vaqtgacha haqni gapirmayapturdingiz, endi haqni gapirdingiz, demayapti ular. Endi haq bilan keldingiz degan vaqtda endi mana endi bizga mukammal bo'ldi. Sizni bayoningiz endi mana mukammal bo'ldi degan ma'noda aytishyapti. Shuning uchun suyuti aytayaptiki, mukammal bayonni endi gapirdingiz deyapti. Shunday ta'sir qilyapti. Lekin oyati zohirdan yuqoridagi ma'no ham ehtimol bo'ladi. Yani şu vaqtgacha haqni keltirmadingiz, endi haqni keltirdingiz. Shu vaqtgacha gapirgan gaplaringiz haqmas edi desak, kufr bo'ladi u. Chunki Musa alayhissalom birinchidan Alloh tarafidan naql qilinyaptilar,
İkincisi Musa Aleyhisselam peygamber. Peygamberlik yapılarını aldığınlarına hakmaz dişlik. Şimdi hak yapıldız. Aldığınlarına hakmaz da dişlik küfürdür. Bunun en dikkat kılıçlık gerek. Ular mükemmel bayan endi buldu. Aldığı bayanlarınız bizge yetersiz idi. Aslında aldığı bayanlar en mükemmeli ve ularge en münasibi, en asanıydı. Lekin özlerge özleri kıyın kılıçtı. Bu halatki kiyerlerden kiyin ayçtı ki ben endi bizge mükemmel buldu bayan. Yeterdi bize üçüncü malumat diş yaptı. Ve bunda aldığı ayette etkilerimizdik. Ular inşallah diyenler için Allah subhanahu ve teala ularını hidayet kıldı. Bu hatalardan tohtattı. Efendim zikirde kançalık faydası var. Şunun için İslam ayetlerinde ki daim zikirde bugün. Daim zikirde bugün diyenler sofrilerin yokşak mintali tesbihde avalıp yeterden ki hiç geçe malum zikirlerini sene oturuşturmaz. 24 saat hayatınızda hangi halette misiniz? Aile şeraitinden misiniz? Bazardan misiniz? Dükkenden misiniz? İşten misiniz? Köçeden misiniz? Ölümden misiniz? Tuyden misiniz? Kayerde misiniz bunun? Allah'ını zikir kılın. Yani Allah'ını esneyin. Allah'ını unutmayın. Allah'a davet kılın. Allah hükümlerini yetkizin. Halette kalab elhamdülillah din. Halette kalab subhanallah din. Halette kalab yani tilizden Allah düşmesin. Kalbizden Allah çıkmasın. O şende Allah Teala sizge merhametini nazil kıladı. Allah'ın rahmet bereketini nazil buladı. Ve size hak yollarına hidayet kıladı. Ben İsrail yukarıdaki merazdan kendi kutuldu. İnşallah diyenler için. Yani inşallah da Allah'a bağlaşıldı. Allah Teala onları yukarıdaki hatasından tohtattı. Fatala bu ha. Kim talep kıla başladılar. Ahtarı bir şey yaptı. Ahtarı şey yaptı. Toparma yaptı. Yoğun değil sigirinde. Yaşı, rengi, keyfiyetleri. Fevecaduha indel fete elberli bi ummihi. Kim bu sigirini anasıge yaşlı kıyan, anasıge ehsan kıyan, anasıge hizmet kıyan bir yiğitinin aldığından taptılar. Bitti tapıldı. Başka yok. فَشْتَرَوْ هَذِمِنْ اِمِسْكِ هَذَهَبًا Ki onu satasam mı diyordu, satmayayım ben dedi. Satmasayım bu mıydı, başka yok. Allah Teala bize aynı şu sıfattayı sihirde soyuştukça büyüyen. Yok satmayayım ben dedi, lakin şunlar indi kıymetlendi bayan kılıç yaptı. Şunca bir amız, şunca bir amız. Ahri o şey sihirini terisiye sığadigen derecede altın vada kılıçtı. Çünkü aldı bir anı sat iltira, satmasayım bu miydi? Sattı ki. Şimdi bir de her hıl kavullar var. Bazı haberlerde Kile'deki bir kemper de aldı dedi, dedi. Bazı haberlerde bir fakir de aldı dedi. Diyen gepler var. Şimdi imamı Suyuti anasıya yaşlı kıyan bir yiğitini aldıdan taptı deyişten mahsat. Yani anasıya hizmet kıyanlık için Allah'ta bir mükafatı buldu. Allah'ta bütün işlerde hikmet var. Ben İsrail özü gözü zarar kılıyıp diyor. Özüge özü bela kılıyordu. Lekin Allah'ın hikmeti var ki bir salih bir kuluya fayda bunu yaptı. Bir sigirdi mesela 100 de sigirdi kuluya satı yaptı. Ya 200 de sigirdi kuluya satı yaptı. Fayda kılıyordu. Allah sana bir kuluya halal bana rızk veriyordu. Allah her neseye kadir. Şunun için daim Allah'a gümanımız yaşı bursun. Daim biz kapta neselendi niyet kılıyorduk. Dinge kapta hizmet kılıyoruz. Her sahalarda, ilmi sahada hem, iktisadi sahalarda hem, siyasi sahalarda hem, hemen sahalarda dinge katta hizmet kılığımızı niyet kılıyoruz. Eğer çok sahalette imkanetiniz bulmasa hem, Allah-u Teala size bazı tertiplerde kılı yaptı. Size haberiniz yok ki. Ama siz, bu neydi? Ben hani kılığımı işlesem, bu mesem, ben falan ustam ben. Siz Allah vermeydi ki size. Çünkü soramayasınız ya siz. Sorayım bir adı Allah-u Teala. Hani bana bu yiğit hiç aklı yekeme gel. Lekin şu niyet kıyar. Allah münge kapta rızk verirse o kulemen, bu kulemen dünya hizmet kulemen, Allah'ın yolu da infak kulemendir. Niyet kıyar ve arasıya hizmet kulemen arasında duasını alırdı. Allah Teala cüretti bana ben İsrail'le. Fezebehuha şimdi kılıp ular bu sigirini soyuştu. Ve mekâdû yef'alûn ve onu soyuştu ki yakın buluşanlar. Yani asan bulmadılar ya. Cüde kıynanıştı.
لغارای سمنیه تولو جده بلند بگنده گیچون یعنی آلدنه گه تاپش کهیم بولده آخترش یپدی و قرخش یپدی تاپالاسی خنده فلان بکنده آخره تاپده بیت ده بار باشکه یوک یعنی بیرده بنا تولو قیمت دیگیم باشکه مثلا اینده قنچه قیمت ده پول دوبله بیرشو بالشده بیرده یعنی بر مسئله بار که demek Allah subhanahu wa ta'ala hiç kaçan mümkün mes bu yanasaya büyürmedi. Bu nasaya büyürdü mü demek ki onun imkanı var. Allah'ın bu sıfatları sana yaptı. Bu şimdi ropara giden sıfatlarımız Allah'ın Allah bilgen halette sana yaptı. Edebden ki ozu azalda yazıp koyuyen kadarıya. Mesela Suyuti'nin şu tafsiriye göre, bu haberiye göre şu yigitke şimdi bir halal, güzel bir katta bir rızk verilişliği yazılgen idi. Şu tertip bu işe keti yaptı bu neseler. Bitti bu sen bütün ben İsrail'i de melemmun de sıfatke ege bugen sihir tapılı yaptı. Allah'ın bütün büyüdüğüleri şimdilik. Hiç kaçan Allah Teala bizge mümkünmez bugen eseni büyürmeydi. Mesela hazır ki vakitte Müslümanlar'da köptüğünü yine oylantırken derse zulüm bolu yaptırırken yerlerden hicret kılıyorlar diyen büyülük Kur'an'da var, hadiste var ve hicret kıyamet geçe devam etti diyen bir amel. Hiç kim bunu inkar kılarmaydı, inkar kısa kafir buladı. Hakkı yaşırsa, insanlara bildirmezse fasık buladı, mel'un buladı. Peki hazırlığı Müslümanları köptürlüğünü oylantırırken eseri mi? Tamam Kur'an'a hadiste hicretke büyülük yaptıyken biz hicret kılmakçımızı peki qayerga hijrat qilamiz? Hijrat qiladigan yer yo'q-ku. Qayerga boramiz? Dunyoda birorta islomiy davlat yo'q, islomiy mamlakat yo'q. Hamma yerda eshitamizki zulm bo'lyapti, u bo'lyapti, bu bo'lyapti degan vahimalarni eshitamiz. Hech bir bashorat yo'q, xush xabar yo'q. Hammasi shum xabar. Boshqa yerga borib xor bo'lgandan ko'ra o'zimizni yerda xor bo'lib yuraverlikda deb sabr qilishadi. Adanasiyen nasıl kıladın? Balam, sen başkalarda hal bu yönden göre uzunuzu diyarında kamağda oturgenin yaksı. Hiç olsa ayda bir balık görüp gelemiz seni. Ölüp kasaylam şu uzunuzu mahalleye dağın kılamız. Diğerler yerlere ketip kasaylam seni görer miyimiz? Ya ölüp kesin kabrini hem topar mıyımız? Kabrinde kim bir şem yakar mıyımız? Diğer gamda olar. Lekin biz agar Allohga ishansak, Allohga husni gumon qilsak, yaxshi gumonda bo'lsak, aytamizki Alloh bizni hijratga buyurdimi? Biz Allohga suyangan holatda, tavakkul qilgan holatda, ishongan holatda albatta aqlimizni ham ishlatib, so'rab surishtirib hijrat qiladigan bo'lsak, hech aqlimizga kelgan ne'matlarni Alloh taolo beradi. Hech aqlimizga kelmagan. Shunday bir yerlarga borasizki, bu yerdagi ne'matlar, imkonlarni ko'rib ko'zingizga ishonmaysiz. Dunyoda shunday imkonlar bor ekanda deysiz. Hayron qolasiz. Oldin tushingizga kirmasdi bu narsalar. Tushingizga. Oldingi zulm holatlarida o'ylardingizki, dunyoda hammasi shunday bo'lsa kerak deb o'ylardingiz. Chunki shunday o'rgatishyapti-da. Radio kofirlarni qo'lida, TV ularni qo'lida, gazeta, jurnal, kitoblar ularni qo'lida. Hadi vahime kılışıyor. Hakkı basıları üçü olanız, bizi kulumuzda, hemesi bizi mülkümüz, hemesi bizi itaatımızda, asman geçsin ayağından, yeri geçsin kulağından tatlı olanız. Diyanlı düşün, Müslümanlar korku bende şu harlıktan başka çaresi yok iken de, şur peşine iken bizde, biz hamırkı bir işe uğradı. Lekin siz Allah ki şansız, Allah büyür yap size hicret kıyındır. Hicret kılın Allah kesiyor alıp. Vatanizde körmegen, vatanizde eşitmegen nimetler değilsiniz. Yani biz bu mesela köy muhacirlerden eşitliyiz bunu. Köy muhacirler yeter. Biz vatanda bazı meyvelerde atını hem eşitmegen değil. Resmini hem körmegen değil. Hicret kıyandan ki o meyvelerde iyi yaptık. Arayın. Bu adli bir misal yendi. Bütün meseleler şundik. Aklınızda suyanmayın. Allah kesiyor yani. Allah buyurdu mu? Demek bir imkaniyet var bir yerde. Bana bunca sıfatları köp bugün bir malda soruştukça buyur yaptı mı? Bitti bu sayın vardı ben İsrail içi de. Yok nasıl ki buyurmuyordu Allah Ta'ala.
Zulüm buladı ki o nefse. لَوْ زَبَهُ اَيَّ بَقَرَةٍ كَانَتْ لَعَجَّاسْهُمْ Eğer onlar her kendi bir malı su içkendiydi, onlarca kifaya kılıyorlardı. وَلَكِنْ شَدَّدُوا عَلَى نُفُسِهِمْ فَشَدَّدَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ Peki onlar uzları yozları kıyın kılıyordu, Allah ham kıyın kıldı. Yani siz nümayla sorarsınız, Allah şunu bir uğradı. Kattılıydı sorarsınız, kattılıydı biradı. Yumuşalıydı sorarsınız, yumuşalıydı biradı. Şunun için İslam etedi ki, yumuşak tabiatlı buluyorlar. Ucuzge hem kattılık kımın, atrafizegilerge hem kattılık kımın. Bazı adamlar uzun hatırlığı ya ki bala şakalarını kattılığı giden şikayet kıladı. Hatunum düşmen yok şeydi menge. Balların menge düşmen yok şeydi deydi. Şunlardı uzun şimdi terbiye kıyken. Her asın uzun ki düşmen kıyken ki indi korku yaptı indi. Karasa uları köptüdü bu bitti kaldı. Küçük etme yaptı, çarçap kalı yaptı. İndi başkalarına şikayet kılıyordu. Dolayısıyla onlara şöyle şirin yapıyordu, yumuşak muamele kısa, onlara yumuşarıyordu. Her kendi halatta şimdi. Cemaat içi de yumuşundu. İşle yaptırken yeriz deyem. Hemen sizlere yumuşak, şirin muamele kılışın yine halatı, siz hem yumuşak bulayın, şirin muamele kılayın. Kalbi şikayın bulsun, tabiatı şikayın bulsun. Siz kança torksiz, atraf izleyelim ki torbur olaydı. Allah'ın kanunu bu. Yumuşak siz yumuşak bulaydı, katlı siz katlı bulaydı. Bunlara muzların yozları katlı kıvalıştı. Başı da Allah-u Teala onlara mal soyladı. Allah subhanehu ve teala yani bizi agahlantır yaptı. Şimdi haletler geçip kameler sözü itaat kılıyorlar diye yaptı. Allah-u Teala bütün ümmetini sahabelerdik sözü itaat kılıyorlar salih kullarından kısımdır.